Doğru ve Gerçek Haber'in adresi Aksaray'ın Ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Vali Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yazılı birer kutlama mesajı yayımladı. Vali Aykut Pekmez mesajında, tarihi üstün başarılarla dolu Türk milletinin iftihar abidesi olan 30 Ağustos zaferi, milli değerlerini ve birliğini muhafaza eden bir milletin en zor şartlarda bile esaret altına alınamayacağının tarihsel ispatıdır. Milletimizin hürriyet ve bağımsızlık yolundaki inancını, iradesini ve kararlılığını bütün dünyaya gösterdiği bu zafer, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun en önemli aşamalarındandır. 30 Ağustos zaferi önemli bir askeri başarı olmanın yanında milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz sembolüdür. 30 Ağustos bütün yokluklara, imkansızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi ve imanla dolu ordumuzun milletle kenetlenerek gösterdiği büyük kahramanlıkların ve şanlı mücadelenin sonucunda elde edilen büyük bir zaferdir. Gücünü ve bekasını birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin tarih boyunca yüce değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenmenin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız her türlü badireyi aşmamızı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Çok iyi bilinmelidir ki dünya durdukça bu millet var olacak, varlığından, birliğinden ve yüksek insani değerlerle insanlığa hizmetten asla taviz vermeyecektir. 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle başta Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyor, Aksaraylı hemşerilerimin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı mesajında 30 Ağustos'un millet için çok özel bir anlam ve öneme sahip olduğunu, herkes için ortak bayram ve bir iftihar vesilesi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı. Tarih boyunca birlik ve beraberliğimizi yıkmaya tevessül eden her türlü girişimi, her türlü saldırıyı boşa çıkaran aziz milletimiz, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da elde ettiği büyük zaferle birlikte ayrılmaz bir bütün olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlık ettiği büyük taarruz neticesinde işgal altındaki vatan topraklarımız düşmandan bütünüyle arındırılmış ve İstiklal Savaşımız hak ettiği büyük zaferle taçlanmıştır. 30 Ağustos'ta elde edilen bu büyük zaferle birlikte hepimizin ortak mirası olan Cumhuriyetimizin temelleri de atılmıştır. Bugün bizlere düşen Cumhuriyetimizi birlik ve beraberlik içinde bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhu içinde daha da yüceltmek, daha da güçlendirmek olmalıdır. Bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan Cumhuriyetimiz, aziz milletimizin azmi ve gayreti sayesinde her geçen gün daha da kalkınmakta, daha da güçlenmekte, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolunda kararlı ve emin adımlarla ilerlemektedir. Topraklarımıza göz dikenler dün olduğu gibi bugün de gereken cevabı aldılar ve alacaklar. Bunun en son örneği 15 Temmuz gecesi. Bu hain teşebbüse milletimiz tek vatan, tek millet, tek devlet ve tek bayrak ilkeleri etrafında kenetlenerek Türk milletinin tarihteki onurlu yürüyüşünün ilelebet süreceğini sağduyusu ve basiretiyle göstermiştir. Birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere bu zaferle tarihte eşine az rastlanır ve tüm mazlum halklara da örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş olan milletimiz hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. 30 Ağustos dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitleri, gazileri rahmet ve şükranla andığını belirten Başkan Yazgı, büyük zaferin 96. yılı münasebetiyle Aksaraylı hemşerilerimizin ve milletimizin Zafer Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum dedi.
Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın şehit ve gazi aileleri arasındaki kaynaşma ve dayanışmanın sağlanması amacıyla hayata geçirdiği Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezi, dünya tarihine damga vuran Türk milletinin önemli dönüm noktalarından bir tanesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açılıyor. Aksaray Belediyesi, şehit ve gazi ailelerinin kültürel ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirmeleri için Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezi'ni hizmete açıyor. Piri Mehmet Paşa Çarşısı G blokta bulunan Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezi'nin açılışı 30 Ağustos Perşembe günü saat 11'de gerçekleşecek. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, görkemli açılışa herkesi davet ederken merkezin Aksaray'a hayırlı uğurlu olmasını diledi. Şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarının faydalanacağı Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezi içerisinde kütüphane, derslikler, sohbet odaları ve ailelerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini yapabilecekleri çok amaçlı salonlar bulunuyor. Aksaray Belediyesi'nin birinci etabını tamamlayarak hizmete açtığı Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı'nda ikinci etap çalışmaları başladı. Toplam alanı 104 dönüm üzerine inşa edilecek ikinci etapta spor sahası alanlarında inşaatlar yükseliyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın vatandaşları yeşille buluşturan ve sosyal hayatlarına dokunan projelerinden olan Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı'nda ikinci etap çalışmaları başladı. Yeni yaşam alanı projesiyle Ulağırmak ve çevresinde başlayan ıslah ve rekreasyon çalışmalarıyla 79 dönüm üzerine birinci etabı tamamlanan ve hizmete açılan Gençlik Parkı'nın ikinci etap çalışmalarında spor sahaları, asfalt, koşu bisiklet yolları ve kafeterya alanları inşaat çalışmaları başladı. 104 dönüm alanı kaplayan ikinci etap projesinde bölgesel olarak ayrılan geniş yeşil alanlarda kent korusu oluşturulacak. Liner Yol, Yıldız Platformu ve Ay Meydanı ile Ulağırmak'ın iki yakasını birleştiren alan, toplanma, buluşma, yeme içme, kutlama etaplarıyla hizmet verecek. Meydanı, kapalı ve açık bölümleri olan kafeteryası, süs havuzları, gölet ve fıskiyeler, yürüyüş, koşu, bisiklet ve araç yolları, mescit, şadırvan, cami, el sanatları platformu, sergi satış alanlarıyla halka hizmet verecek olan Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı ikinci etabı daha çok spor alanlarıyla göz dolduracak. Futbol, basketbol, voleybol, paintball sahaları, tenis kortları, kondisyon alanıyla soyunma odaları bulunan park, spor yapmak isteyenler için öncelikli olacak. Otoparkı, çocuklar için oyun alanlarının da bulunacağı ve tamamlanan ve devam eden etap çalışmalarıyla Aksaray'a binlerce metrekare yeşil alan kazandıran Gençlik Parkı, her yaştan insanın tüm isteklerine cevap veren yaşam alanına dönüşmüş olacak. Aksaray Belediyesi okulların açılmasına kısa bir süre kala teneffüslerde çocukların vakit geçirdikleri, hareket ve oyun alanları olan okul bahçelerinde başlattığı asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarına hız verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Başkan Mahallemizde projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyaretler ve toplantılar sonucu belirlenen okullarda asfalt serimi, bakımı ve onarımı yapılıyor. Aksaray Belediyesi'ne bağlı ekipler Çerdiğin Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nda çevre düzenleme ve asfalt çalışmalarına başladı. Aksaray Belediyesi, Aksaray'ı marka şehir ve büyük şehir görüntüsüne kavuşturmak amacıyla başladığı kentsel tasarım ve yenileme çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da yeni başlayacak olan eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin daha kaliteli eğitim alabilmesi için okullarda yenileme çalışmaları yapıyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın Başkan Mahallemizde gezileri kapsamında okul müdürlerinin talepleri doğrultusunda okul bahçelerinin asfalt serim, bakım ve onarım çalışmalarını programa alan belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çeşitli mahallelerde bulunan 20 okulda asfaltlamayla çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı. Ekipler son olarak Çerdiğin Mahallesi'nde Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlemelerde bulundu. Ekipler programa alınan okullarda asfalt, okul önleri kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarına devam edecek. Okullara yönelik süren hizmetlerle ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eğitim hizmetine sınırsız destek verdiklerinin altını çizerek, belediyemize hizmet için müracaat eden hiçbir okulumuzu imkanlarımız ölçüsünde geri çevirmiyor ve her türlü taleplerine cevap veriyoruz. Çocuklarımızın teneffüslerde, okul bahçesinde rahatça oynayabilmeleri ve daha iyi ortamda eğitim alabilmeleri gayreti içerisindeyiz.
Çocuklarımız, gençlerimiz ve eğitime olan desteğimizi sürdüreceğiz dedi. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehir genelinde sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Ekipler son olarak Hassas Mahallesi'nde 29. sokağa 150 ton sıcak asfalt dökerek yeniledi. Aksaray Belediyesi şehir genelinde sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sıcak asfalt çalışmalarını dört bir koldan sürdüren Fen İşleri, Hassas Mahallesi 29. sokakta 120 metre yolda 150 ton sıcak asfalt kullanarak bölgede yaşayan vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler programları dahilinde belirlenen güzergahlarda şehrin farklı noktalarında gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların daha konforlu ve güvenli yollarda ulaşımlarını sağlamak amacıyla sürdürülen çalışmalarla mahalleler bir bir yenileniyor. Sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra altyapı çalışmaları tamamlanan mahalle arası bağlantı yollarında yol bakım onarım çalışmaları da devam ediyor. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de bir haber kuşağımızın daha sonuna geldik. Bizim mikrofonla veda ediyoruz. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Beşiktaş. Hangi takımsınız? Beşiktaş. Hangi takımsınız? Fenerbahçeli. Beşiktaş. Fenerbahçe. Hangi takımsınız? Galatasaraylıyım. Fenerbahçe. Galatasaraylıyım. Ben Galatasaray'ım. Nevşehir Spor. Beşiktaş. Beşiktaş. Galatasaray. Galatasaray. Galatasaraylıyım. Galatasaray. Galatasaray. Fenerbahçe. Ya tutmuyorum ama Galatasaraylıyım yani. Öyle hiç takip etmiyorum. Fazla bir şeyim yok. Galatasaraylı. Hangi takım tutuyorsunuz? Fener. Takım yok. Anadolu takımı. Galatasaraylı. Ben Fenerbahçeliyim. Beşiktaş. Hangi takımsınız? Beşiktaş. Hangi takımsınız? Fenerbahçe.